Halis hoş geldin. Merhaba dostum, hoş bulduk. Evet, videoyu açanlar şimdi başlığı görünce diyecek ki bunlar niye Andersen'in hayatını anlatıyor. Arkadaşlar biz 19. yüzyılın en başından edebiyat eserlerini inceleyen bir YouTube kanalıyız. 1840'lara geldik ve 14 kitap ilerledik. Sıradaki kitabımız da Andersen'in Evet. masalları. Yani onun masallarını daha iyi anlayabilmek için dönemini hayat hikayesinde bilmek gerekli. Çünkü çocuklar diye yazdığı masalları yani günümüzde çocuklara okutulması imkansız derecede trajedi, vahşet içeriyor. Yani yanarak ölenler falan, donarak ölenler, hikayelerde bu tür şeyler Evet, var. evet. Aynen, daha da neler neler yani. İşte bizde bu trajedilerin arkasında neler var? Andersen niye böyle yazıyor? Hem ona bakacağız hem de dediğim gibi kronolojik olarak da ilerliyoruz. Andersen'in o edebiyat dünyasındaki 1840'lardaki yerini görmek için bakacağız ona da. Senin var mı diyeceğim? Evet, yani döndük dolaştık Kuzey Avrupa'ya kadar geldik. Bu kitabı listeye almamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu. O açıdan da değerlendirdiğimizde artık edebiyat Kuzey Avrupa'ya doğru kaymaya başladı. Masal olarak da ilk kitabımızı okuyoruz. Andersen, yani okusak mı okumasak mı çok arasında kalmıştık hatırlıyorsan, okuyup okumamak arasında. Fakat Evet. sonra bir şey kaybetmeyiz kesinlikle ve bir şeyler kesinlikle kazanırız diye düşündük. O yüzden listeye aldık ve hem hayatıyla alakalı merak ettiğim şeyler de var açıkçası. Yani o dönem Danimarka edebiyatının altın çağı olarak geçiyor. Bizim Andersen de 1805 doğumlu Danimarkalı. Oyun yazarlığı var bu adamda. Şairlik, işte romancılık, hikayecilik, özellikle gezginlik ve gezi yazıları da çok fazla. Ama biz onu hep masalları da biliyorduk bugüne kadar. Yani kendim en azından. Bir de şeyden biliyordum. Yani bu YouTube'da Cihat Çiçek var, biliyor musun sen belki? O da çok olmayacak sözler için şey diyordu işte, Andersen bunlar, Andersen gibi. Oradan da benim aklımda vardı aslında Andersen. Andersen masalları günümüze o kadar çok yayılmış ki Disney falan özellikle çoğunu zaten satın almış. Bak şimdi birkaç tanesini okuyacağım sana. Bunların hani filmi mi dersin, oyuncağı mı dersin, ne bileyim dizisi, her şeyi var bunların. İşte Küçük Deniz Kızı özellikle çok tutan, en uzunlarından biri zaten masallarının. Karlar Kraliçesi, Çirkin Ördek, Kibritçi Kız, Kurşun Asker. Bunların hepsi Andersen'in masalları. Bilmeyenimiz yoktur yani 90'larda büyüyüp. İçeriğine falan bir sonraki videoda değiniriz. Çünkü kitabın bir de tam incelemesi videosunu yapıyoruz. Tekrar o zaman hayatına geçeyim. Artık direkt kişisel hayat hikayesine geçeyim. Demiş ki Evet. 1805 hani Danimarka doğum demiştim. Tabii o zamanlar Danimarka ve Norveç şey birleşik bir ülke. Ama Andersen Danimarkalıymış yani köken olarak da. Babası kendisiyle aynı isimli. Babasından da Hans. Ayakkabıcıymış babası. Ama bir değişik bir tarafı var babasının. Aslında fakir sayılabilecek bir aile olmalarına rağmen babası sürekli soylu olduğunu iddia ediyormuş. Hatta soyunu da o zamanlar Danimarka kralı var işte 8. Christian. Onun oğullarından olduğunu söylermiş babası. Böyle biraz değişik bir adammış yani. Hayalperestmiş daha doğrusu, öyle diyebiliriz aslında. Araştırmaları bunun doğru olmadığını söylüyor yani. Öyle bir soyluluk olmadığını söylüyor. Kralın adına ama dikkat ettin mi? Christian. Babasının adı Hans. Hans Christian Andersen de bizim adamımız, isminin de nereden geldiğini böylece öğrenmiş oluyoruz. Edebiyatla ilk tanışması. Çok masal okumuş galiba babası. Aynen, ona geleceğim. Edebiyatla ilk tanışması ilkokul mezunu babasının ona Binbir Gece masallarını okumasıyla oluyor. Annesi yani okuma yazma bilmezmiş zaten. Çamaşırcı bir kadınmış. Tabii şöyle de kötü olmuş. Hans 11 yaşındayken babası ölüyor. Annesi 2 yıl sonra başka biri adamla evleniyor. Ve o evlendiği adam da ayakkabıcı bu arada. Annesi ayakkabıcılara karşı ilgisi var galiba. Burada bir ara verip masalın yolculuğunu anlatmak istiyorum sana. Çünkü bakarken kültürün ve bilimin yolculuğuna da o kadar benziyor ki aklın gitti resmen. Bak şimdi, masal deyince aklımıza hani ilk ne gelir? Ezop gelebilir mesela. Ezop'un fabulları gelebilir. Şimdi bu Ezop milattan önce 6. yüzyıl antik Yunan. Sonra Binbir Gece masalları var. O da 9. yüzyıl. Arap, Fars bu sözlü masallarından derleme. Sonra La Fontaine yani dersin hemen ilk akla gelenlerden söylüyorum tabii. 1620 Fransız. Grimm kardeşler var. 1812 Alman. Andersen var. 1835 Danimarka. Yani bu masalın yolculuğu bana çok ilginç geldi ya. Fark ettin mi sen de? Antik Yunan, Orta Doğu, ondan sonra Fransa, Almanya, Danimarka gibi böyle
Sanki bir kültürün, bilimin, medeniyetin yolculuğu gibi. Aynen. Bilimde de öyle yani, antik Yunan çok konuşuluyor işte, Mezopotamya orada da çok konuşuluyor. Daha sonra Avrupa'ya doğru bir kayış. Dediğin gibi aynı şekilde. Zaten edebiyatın içerisinde olduğu için biraz daha aslında masal, ama dedi yani sözlü edebiyat aslında, fakat yani yazıya dökülmeye başlanmış daha sonra. Kim Aynen. bilir masalın başlangıç tarihi nedir yani? İlk insanların konuştukları zamandan itibaren aslında masal bence varlığını sürdürüyordur. Tabii. O zaman tekrar geçiyorum yine hayat hikayesini. 11 yaşında babası vefat etmişti. 11 yaşından 15 yaşına kadar hem bir terzinin yanında çırak olarak çalışıyor hem de mahalle okuluna gidiyor. 15 yaşına gelince böyle bir büyük bir şevk geliyor içine ve ben aktör olmak istiyorum diye evden ayrılıyor. Kopenhag'a gidiyor. Bu arada doğduğu şehri söylememiştim. Odense'de doğuyor. Kopenhag'a gidiyor. O Odense de Kopenhag'da yakın Odense. zaten. Ama Kopenhag tabii başkent yani asıl olay orada dönüyor. Burada bir tiyatro operası var. Orada görev alıyor ve söylenenlere göre müthiş bir soprano sesi varmış. Soprano da en tiz olan ses. Tabii bu daha 15 yaşında. 15 yaşının ilerlemesiyle beraber ergenliğinin devam etmesiyle sesi değişiyor. Yani o operaya girmesini sağlayan o müthiş soprano ses gidiyor ve böyle işte rör bir ergen sesi geliyor. Öyle olunca da bunu operadan atılıyorlar. Operadan atınca bunun operada bir arkadaşı var. Diyor ki ya şarkıyla oyunculukla hani olacak iş değil. Sen biraz da uğraşıyorsun ediyorsun. En iyisi şiir yaz diyor. Şiirine odaklan diyor. Hans da arkadaşın kararına uyuyor yani. O da şiire odaklanmaya başlıyor. Operadan atılmış olsa da bu eski opera müdürü çok babacan bir adam. Buna bir tane okul buluyor. Bu şiirle uğraşırken. 17 yaşından 22 yaşına kadar 5 yıl o okulda kalıyor, okuyor. Ama nasıl bir okuma? Yani okul müdürünün evinde kalıyor. Oradan okula gidiyor, ders görüyor. Öyle bir yani hiç dışarıya çıkmadan yani. Otobiyografisinde bunun hani hayatının en zor yılları olduğunu, okul müdürünün güya ona işte karakteri gelişsin, biraz karakteri düzelsin, otursun diye yaptığı baskılar yüzünden cesaretinin kırıldığını ve depresyona girdiğini de söylüyor. Ama okuldan sonra Kopenhag Üniversitesi'ne geçiş yapmış yani. Demek ki bilmiyorum müdürün dedikleri biraz işe yaramış. Bu işte müdürün karakteri gelişsin diye yaptığı uğraşlar aslında şöyle onu tanıyanlar şöyle anlatıyor. Bu işte 22 yaşına gelen Hans'ı tanıyanlar şöyle anlatıyor. Çok zayıf, çok duygusal, sosyal işte ilişkilerde biraz garip bir tavırları olan, hatta biraz feminenmiş. Yani böyle şeyler söylüyorlar işte onu o zamanlardan tanıyanlar. Büyük ihtimal okul müdürü de biraz bunu değiştirmek için uğraşıyordu. Bu gençlik yıllarında yani birkaç kadına aşık olmuş. Onları anlattığı var ama yani beceriksizliği mi dersin, işte nasıl davranacağını bilmemesi mi dersin? Ya bu sebeplerden hiçbir ilişkisini yürütememiş o yıllarda. Ama bu tecrübelerini sonradan hikayelerinde trajedi olarak kullanıyor. Mesela bir örnek vereyim. Yahudi bir kıza evlenme teklif ediyor genç yaşındayken. Kız bunu reddediyor. Sonra bu ileride bir hikaye yazıyor. Yahudi bir hizmetçi kızı İşte Hristiyan olmak istiyor ama olamıyor. İşte izin babası falan çok katı izin vermiyor ve hayatı bir çocuk sırf Yahudi olduğu için mahvoluyor ve sonunda böyle acı bir şekilde ölüyor hizmetçi kız. Yani hayatında ona karşılık vermeyen, onun ilgisine karşılık vermeyen kişileri bir nevi masallarında, hikayelerinde cezalandırıyor gibi bir şey var yani Hans'ta. Her yazar zaten kendi hayatında yaşadıklarını, günlük hayatındaki duygularını, düşüncelerini elbette kitaplarına yansıtır. Fakat senin bu yansıtmaktan ziyade cezalandırıyor de, hani o kısım biraz daha önemli bence. Hani direkt aktarmak yerine onları hem aktarıp hem de cezalandırması, belki de o dönemde işte 22 yaşına kadar ki o dönemde yaşadığı baskı altında ve bu müdürün yanında kalırken orada kendini gösterememesinden dolayı belki bunu edebiyatını yani kalemiyle cezalandırıyor. Ya bu da bana şeyi gösterdi açıkçası. Demek ki gerçekten baskı altında kalmış ki ve yapacak bir şey yokmuş ki, bunları sanal bir kurgu aleminde dile dökmüş, kağıda dökmüş. Bu da ne kadar baskı altında kaldığını gösteriyor aslında. Demek ki yani o arkadaşlarının anlattığı kısımlar hepsi gerçek ve kayda değer şeyler. Bunu zaten masallarında görüyoruz yani, hani kendi hayatıyla alakalı, etrafındaki işte tanıdıklarıyla alakalı çoğu şey var. Araştırsak böyle dibi dibine, belki her masalın içerisinde kendi gerçek hayatındaki bir karakter var. Bunu gerçekten böyle bir araştırmaya koyulsak belki de bunlara ulaşırız.
böyle birazcık uğraşınca zaten 2-3 tane örnek hemen çıkıyor karşımıza. Belki çok derinlere gömdüğü, kendi içinde de derinlerde olan bazı karakterleri başka masallarında görebiliriz. Aynen, yani o kısımları detaylı incelemede konuşuruz diye çok girmedim ama o yıllarda yazdığı, bu okul yıllarında yazdığı iki tane masalı bulunuyor. Yani belli ki o masal yazmaya işte bu bunalım dönemlerinde başlamış dediğin gibi. Yani kendini bir hayal dünyası yaratarak ifade etmeye başlamış. Sonra üniversite hayatına geçiyoruz. Üniversitedeyken 24 yaşlarında kısa bir hikaye yazıyor. İşte Holmen kanalından Amager Adası'nın doğu ucuna bir yürüyüş diye. Bunun gibi birkaç hikaye, şiir daha böyle yayınlatmayı başarıyor dergilerde. Ama asıl amacı bunları yayınlatıp bunlardan bir ödenek alıp geziye çıkmak. Geziye çıkmayı çok istiyormuş. Bu tür hikayeleri falan yayınlattığı zaman hemen ilk ödeneğini alır almaz geziye çıkıyor. Avrupa'nın birçok şehrini geziyor. Gezilerden işte ilahiler, seyahatnameler, hikayeler, şiirler, oyunlar hep bu gezilerde gezdikleri yerden çıkartıyor bunları. Onları da sonra yayınlatıyor. Onlardan da para alıyor. Tekrar geziyor. Mesela eserleri Almanya ve Fransa'da biraz satmaya başlayınca hemen oralara geziye çıkıyor. Victor Hugo ile tanışıyor. Yaşı 30 bu arada Hans'ın tanıştığında. Hugo tabii Hans'tan birazcık daha büyük. 33 yaşında. O yıllarda işte eserlerinin yönünü daha sık masallara çevirmeye başlıyor. Ve gezdikçe de hep böyle ünlü kişilerle tanışmayı da götürüyor. Ünlü yerlere gidiyor. Yani artık kendini o dışarıya vurmuş yani. İç şeyinden. Birden o hiç okuldan çıkamamaktan sonra. Şunu gördüm. Sen dedin ya gezilerinden sonra masala temelli yönelmeye başladı. Belki bunu bir akıl alarak buna karar verdi. Zaten dediğin doğru. Çünkü önce masallarını çocuklar için ibaresini koyuyor ilk yazdığı masallara. Sonradan bu yetişkinler tarafından da iyice okuyup çok sevildiğini görünce çocuklar için olan yazıyı kaldırıyor. Yani artık masal herkes için diyor bir nevi. Bu arada Türkiye'ye de geliyor. Ve 35-36 yaşlarında Türkiye'ye geldiğinde İstanbul'u, İzmir'i anlattığı gezi yazıları var. Kitaptan bilmiyorum oraya geldim. Uçan sandık hikayesini hatırlıyor musun? İşte Türk ilinde falan diye. Evet, 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 evet. Aynen, yani hemen mesela geldiği gördüğü yerleri de hemen eserlerine çevirebiliyor. Şimdi sana ilginç bir anekdotlar anlatacağım. Tam birazdan gireceğim yerde. Bu da neden sıralı, kronolojik ve dönemini inceleyerek okuduğumuzun, daha doğrusu öyle okuduğumuzda nasıl böyle güzel meyveler aldığımızın bir özeti olacak. Şimdi Hans'ın eserleri İngilizce'ye de çevrilmeye başlıyor. İngiltere ve Amerika'da da çok satmaya başlıyor İngilizce'ye çevrilince. Bu da İngiltere'ye bir geziye çıkıyor. Bir partide Charles Dickens'la tanışıyor. Yani daha doğrusu onunla tanışmak için uğraşıyor. Hans 42 yaşında, Dickens 35 yaşında ama şimdi biz Dickens'ı anlattık, Dickens'ın eserlerini inceledik. Oradan biliyoruz çünkü biz Dickens bu işe çok erken başlamış. Yani 35 yaşındaki Dickens, oho yani müthiş popüler o dönemde dünyada. Zaten Hans tanışırken tabii, evet, diyor ki, tabii. Sizin diyor hayranınızım, siz diyor bizim çağımızın en büyük yazarısınız. Dickens'a öyle diyor. Dickens da işte Hans'ın iyi niyetinin karşılığında gezisinin dönüşünde ona bir paket hazırlatmış. Kitaplar, notlar falan. Bu paketi gönderiyor Hans'a. Abi Hans öyle hayran olmuş ki Dickens'a. Öyle yükselmiş ki adama 9 yıl boyunca mektup yazmış. Düzenli. Sonra da 9 yıl sonra bak 51 yaşında Hans. 9 yıl sonra çat kapı Dickens'ların evine kalmaya gidiyor. Hiç habersiz. Dickens'ın haberi yok. Ailesinden hiçbirinin haberi yok. 5 hafta kalmış. 2 hafta demiş. 5 hafta kalmış. Ama Dickens ailesi falan biraz garipsemişler abi. Nasıl diyeyim sana? Hareketleri falan da çok tuhafmış. Hani gençlik yıllarında da buna biraz hareketleri tuhaf diyorlarmış ya. Hı hı. Charles Dickens yani bizzat tanıklık etmiş. Şimdi bir iki olay anlatayım zaten bu tuhaflıkla ilgili. Mesela Dickens'ın çocuklarından birine demiş ki beni tıraş eder misin? Yani sakallarım. İşte ben kesemiyorum da sen yardım eder misin falan demiş yani. Dickens'ın çocuğuna, orada o kadar adam var. Berberi var, şusu busu var, Dickens'ın çocuğuna demiş. Sonra Dickens Allah Allah demiş. Neyse demiş, buna bir günlük berber tutmuş abi. Her gün gelip sakalını tıraş etsin diye. Hans'ın. Sonra davet edilmediği yerlere giriyormuş, gidiyormuş. İşte sokakta yürürken ay ya şu çocuklar bizi soyarlarsa işte cebimize dikkat edelim falan diyormuş Dickens'a sürekli. Hatta bir gün taksi çağırmış Dickens buna. Bir yere gidecekmiş. Bir yer görmeye gidecekmiş İngiltere'de. Taksiye binmiş. Taksici ileride bu yönleri falan kontrol ediyormuş. Taksici farklı bir yerden gitmeye başlayınca yani normalde bir şey biraz.
farklı bir yerden gitmeye başladı. Abi bu beni öldürecekler falan korkusuyla eşyasını falan almış, bavulunu taksiden içeri fırlamış, atlamış yani. Koşa koşa Dickens'ın evine gelmiş. Dickens'a ağlaya ağlaya olayı anlatmış. Allah Allah. Komedi filmi gibi yani. O 5 hafta... Aklı melekelerini mi kaybetti acaba? Yok yani ilgi istiyor yani adam, anladım. 50 yaşında ama adam çocuk gibi ilgi ve sevgiye peki, muhtaç yani. Dickens bu ara kaç yaşında? Dickens ondan kaç yaş? 8 yaş küçük Dickens ondan. Yani bu oraya gittiğinde 50 yaşındaysa Dickens da 40-43 yaşlarında. Tabii ama Dickens 42, dedik ya, erken var. Şeyden merak ettim. 42-43 yaşlarında çıkardığı eserlerinde illaki böyle bir karakteri büyük ihtimal bir yerlerde vermiştir de okursak tam, aklımıza bulunsun diye söylüyorum. Tam ona değinecektim. Cooperfield da vermiş böyle bir karakter, biliyor musun? Vardır abi kesin. Tam Dickens'ın işi çünkü bunlar. Evet. Asla kaçırmaz yani. Bak adama öyle bir tanımışız ki ben öyle düşündüm. Bak hani bunları yayından önce seninle hiç konuşmadık. İlk defa yani ben dinliyorum olsun zaten hayatımda. Yani Dickens kaçırmaz böyle bir şeyi. Dickens kaçırmaz, o yüzden bak öyle bir şey de varmış. Sen de zaten araştırmışsındır ki araştırmışsın. Evet. Çok iyi ya. Şu an merakla bekliyorum. Ya diyorum ya o 5 hafta var ya yani komedi filmi gibi ya. Çekilse komedi filmi izlersin yani. Öyle bir 5 hafta olmuş Dickens için. Adam yani 50 yaşında çocuk gibi hala işte ağlaya ağlaya falan beni öldürecek bir taksici falan diye gelip ayağına kapanmış Dickens'ın. Dickens ama artık rahatsız olmaya başlamış yani. Kardeş demiş sen git ister yani, sen gitsen iyi olur falan demiş. Bir şey de diyemiyor ya şimdi. Ayıp da olmasın diye, ama ailesi falan da çok rahatsız olmuş Dickens'ın. Kardeş demiş sen artık... Ama ne? Şey büyük ihtimal bu paket yollamış ya. O da iyi niyetinin göstergesi olarak paket yollamış. Büyük ihtimal ondan önce daha önce böyle bir ilgiyle dediğin gibi karşılaşmadı o. Ve onu öyle bir içine atmış ki yani bunu devam ettirmiş. Dickens da tabii zaten zor bir çocukluk geçirmiş adam. Hani iyi davranmıştır zaten, o çok kötü davranmamıştır. Yok. O da temelli artık 2 hafta olmuştur, 3 olmuştur, 4 olmuştur, 5... En sona demiştir hadi kardeş sen kuzeye, ben burada kalayım. Evet evet ya abi, ailesi falan hani Dickens'ı da biliyorsun yani. Tam aile babasına geçiyor bir şeyden sonra ya zaten. İyice ailesi de rahatsız tabii, olunca. Çocuğu da var onun zaten bayağı. Çoğu bayağı var. Ama Andersen çok üzülmüş kanka. Trip atmış. Giderken gittiğinde de şaşırma, sürekli mektup ya yazmış. Sürekli mektup yazmış gittiğinde de. Abi Dickens artık hiçbirine cevap vermemiş o günden sonra. Daha hiçbirine cevap vermemiş. Engellemiş. Fotosu gitmiş Dickens. Hans son yıllarına kadar hep gezmiş yazmış. Gezmiş yazmış. 67 yaşında yataktan düşmüş bir gün. Yatağını da veririm ekrana. Öyle büyük de yatak değil yani. Olsun 50-60 santim falan bir şeydir yani en fazla. Yatakta düşünce abi bir daha geri kalkmamış yatağa. Yani yaraları falan hani iyileşmedim demiş işte ayağının durumunu falan. İyileşmedim diyerek 3 yıl yatakta kalmış. Son masalında o düşmeden önceki zamanlarında yazmış işte. Yatakta geçirdiği 3 yılın ardından 70 yaşında da işte karaciğer yetmezliğinden vefat etmiş. Yani acayip. Bir normal yazara denk gelemedik. Ne dersin, bu yatakta geçirdiği 3 yılda yoksa ilgi aramak için miydi acaba? Saçmalama hocam, ne alakası? Tabii ki de ya. Adam yani büyük ihtimal onun için tutmuştur yanına birkaç tane kişi. Ama bak hiç fark ettiysen yanında bir arkadaşıdır, odur budur. Dickens'tan başka kimseyi saymadın. Hani çünkü ben senin bunun yazarın hayatına bayağı hazırlandığını biliyorum. Hı hı. Ne bir kız arkadaşı, ne de bir işte kardeşi, zaten ya ne bir kuzeni. Hiç böyle bir insanlar yanında yok. Ya zamanında uzaklaştılar, tamamen yalnız kaldı. Ben öyle gördüm. Ve kendini masallara verdi. Biraz da zaten masal gerçek dışı olduğu için o alemde geze geze belki de bizim Balzac, hani hatırlıyorsan, bazı roman karakterlerini gerçek sanmaya başlamıştı. Bu da belki rüyalar aleminde geze geze kendini kaptırmış olabilir yani. Bunlar olmayacak şeyler değiller. Aslında şunu anladım ben hayatıyla alakalı. Herkesin ister istemez iyi ya da kötü hayatında yaşadığı her şey, duygular, düşünceler, itilmişlikler, işte ne bileyim saygısızlıklar, bir sürü yani bütün duyguların hepsini hikayelerinde bir şekilde veriyorsun. Buna zorundasın. Çünkü senin kökün o duyguları almış ve meyve olarak ister istemez onları barındıracak. Yani bunu da net bir şekilde masal da olsa gördük. Benim çıkarımım bu açıkçası. Hani sadece roman karakterleri açısından değil,
masallarda da böyle bir şey olabiliyormuş yani. Çünkü bu bir insan elinden çıkıyor ve o duygular ister istemez masala geçiyor. Masalda da bunu görmüş olduk. Hani böyle uçmalı, kaçmalı, sürekli işte oraya gitmeli, uçan halılar, bilmem neler. Bu kadar absürt şeyler yok masallarında aslında. Hepsinin bir mesajı var. Hepsi iyi bitmiyor. Onu da vermiş. Hani bunları tekrar konuşacağız zaten. O açıdan önemli yani. Bizim gelişimimiz açısından da yani bu serimizin gelişimi açısından da önemli bir eser. Hem masal kavramına değinmiş oluyoruz. Hem Kuzey Avrupa ülkesinden bir yazarın hayatına ilk defa değinmiş oluyoruz. Bunların hepsi bizim için bu yayın aslında ilklerin yayını. 15. kitabımız hem Kuzey Avrupa'dan ilk, işte masal türünden ilk. Bunların hepsini ilk defa konuşuyor oluyoruz. O açıdan önemli bir eserdi. Hayatın da sen zaten uzun bir haftadır çalıştığını biliyorum. Gayet net ve akıcı bir şekilde anlattın zaten. Hayatı da diğer yazarlarımızın hayatı gibi değişik olaylarla çevrilmiş durumda yani resmen gördüğüm. Evet. Ya yok zaten. Hani diyorsun ya işte yanında çevresinde biri hani arkadaşı falan hani anlatmadın diye. Yok gerçekten de. Yani hiç evlenmemiş bir adam, oralara birazdan yine geleceğim. Hayatına yönelik çok eleştiriler de var. Çok ünlü isimlerden de eleştiriler hatta. Şeyi bilir misin? Soren Kierkegaard hani Tabii varoluşçu tabii filozof. ya da kitabı var onun. Ha aynı. Ha büyük filozof işte, o varoluşçunun babası. Bu adam Andersen'den 8 yaş küçük bu arada Kierkegaard. O da Danimarkalı. İşte Danimarka'nın altın çağından. Andersen'in 33 yaşında yazdığı bir romanı var. Yalnızca bir kemancı diye. Bizim Soren 25 yaşında ilahiyat okurken bu kitaba ağır bir eleştiri yazıyor. Elimi görüyor musun? O mu kitap? Göstersene, çıkart bari. Sıra buna da gelecek. Tabii. Ya bu altın çağı yani. Bak ne diyor? Andersen için ne diyor? Herhangi bir hayat felsefesinden yoksun. Gerçek dünyadan hoşnutsuz ve tatminsiz. Bu yüzden ölmeye mahkum mutsuz kahramanların yanında oturup ağlıyor, çünkü onlar kendisi. Büyük adamın büyük Evet. analizi oluyor yani. Özet. Değil mi? Özet gerçekten müthiş. Senin anlattıklarından sonra bu cümle böyle hani şey imza. Nokta. Başka Evet. da bir şey söyleme yani. Kibritçi kız. Ya öyle bir şey yapmışsın ki bu son kibriti yak, ısınmaya çalışıyor ve soğukta ölüyor. Yani sen masal yazıyorsun buna. Zaten çoğu masalın sonu çok da böyle tamam kötü bitebilir fakat vahşet var yani. Hani böyle işte yanması, parçalanması. Bunları çocuklar için çok uygun değil yani bunlar açıkçası. İşte yetişkinler için de yazdığını söylüyor ya zaten sonradan. Belki o Evet, yüzdendir. sonradan değiştirmiş ama Zaten ya çocuk. 156 tane falan masalı var. Genelde çocuklara mesaj yani masal dedin öyle bizim bildiğimiz. Evet. Ya sinyallerini verdim. Bak dedim hani evlenmemiş falan. Aslında zamanında kadınlara da ilgi duyuyormuş ama Andersen bir takım mektupları ortaya çıkmaya başlıyor abi. Yani bu Edward Collin diye bir adam var. Bu adama şöyle bir mektup yazıyor. Okuyayım burayı. Senin için bir Kalabriya fahişesi gibi çürüyorum. Bu kadınsı doğam ve dostluğumuz bir sır olarak kalmalı. Adama böyle bir mektup yazmış yani. Sende kadınsı doğamı hissediyorum gibi. Zaten şey diyorlar, küçük deniz kızı hikayesi var ya, işte deniz kızı bir prense aşık oluyor, sonra işte ona hayatını feda edip deniz köpüğüne dönüş ölüyor gibi. İşte bu deniz kızında aslında bu adama olan aşkını anlattığını söyleyenler var. Çünkü kendini kız olarak da anlatıyor ya hani mektuplarda falan. Çirkin Ördek Yavrusu'nda mesela, orada da zaten kendisi Tabii hani o çok bulunduğu belli. aslında olduğu yere ait değil, başka yerde de evet onun gibi. O da mesela kendisini anlatıyor. Yani bunların hepsini hangi hikayeye, hayatında hangi olaya yazılmış? Tabii bir sonraki videomuzu anlatsak daha iyi olur. Yani orada detaylı inceleme videomuza söylesek daha iyi olur. Evet, Ama yine evet. bir mektubundan daha bahsedeyim. Burada da Weimar Dükü ile geçirdiği bir günü şöyle yazmış mektupta. Büyük Dük koluma girerek odama kadar eşlik etti. Beni hep çok sevdiğini ve bu kışı burada geçirmemi söyledi. Yatağa yattığımda büyük bir melankoli ile uykuya daldım. Böyle bir prens tarafından sevilmek masal gibiydi. Ne diyorsun? Ama gençliğinde de mesela kadınlara aşık olmuşluğu da var. Hatta sonradan da yani kadınlara aşık olmuşluğu da var. Ben bunu biraz şey görüyorum. Tabii yani biseksüelliği vardır illaki ama sanki böyle kendini sevecek hiç kimseyi bulamamış, öyle inanılmaz bir hayat için yani kendini sevecek
birilerini aramış, sürekli gezmiş etmiş. Böyle de bir hayat da olabilir sanki. Olabilir. Ya şeyi kaçırmış olabilirim. Şeyi sormak istiyorum. Annesi ve babası küçükken mi vefat etmiş yoksa? Babası 11 yaşında vefat ediyor. Öz babası. Annesi var. Sonra da üvey babası oluyor. Annesi daha sonra. Evet, oralarda çok bir sıkıntı yok ama yani 1800'lü yıllarında Danimarka'sında ciddi bir ebeveyn çocuğunu hani ne kadar seviyor. Öz babası çok seviyormuş bu arada. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. Hikaye falan da okurmuş orada. Tabii sonraki yıllarda çok sevildiğini zannetmiyorum yani. Ya tabii bu tercihini sen dediğin gibi biraz belli etmeye başlamış gençliğinde. Fakat belki de bu ilgi görme hastalığından ötürü böyle bir dikkat çekme olayına da girmiş olabilir. Hani onu tam olarak bilmiyorum. Bu biraz da zaten edebiyat dışı konu olduğu için, psikoloji konusu olduğu için hani çok fazla bir şey de demek istemiyorum o yüzden. Ama hayatına sirayet etmiş bu durumların hepsi. Masallarına sirayet etmiş. O açıdan bunları bilmek, bunları dile getirmek bizim için kafi. Dedim mi? Hayat bu şekilde yani adamın hiç arkadaşı, eşi, dostu, sevgilisi hiç kimse yok. Bir Dickens'a işte bulaşayım demiş. O da dedi. Ama tahammül edilmesi de çok zor bir adam. Hani garip hareketleri olduğu için birinin bunun yanında durması da çok zor bir adam olduğu için. Yani hem kendi onları itiyor. Ya anladım, hem anladım. Sevilmiyor hem biraz şey yani. Her türlü hiç sevmemiş bir adam. Biraz tabii tipi de öyle çok şey değil. Fotoğraflardan da bakıyoruz yani. O yüzden zor bir hayat. Ama 200 yıl sonrasında bile konuşulan bir hayat sonuçta. Aynen ha, onu demek, oraya getireceğim ben. Yine de evet. Şu an 2023 yılında bu adamı konuşuyoruz. Ve masallarından yine bir dersler çıkarıyoruz yetişkin olsak da. Masallar biraz da zaten yani yetişkinlerin de okuması gereken şeyler. Çocukları uyutmak için kullanılsa da yetişkinlerin içinde kendini bazen kaybettiğinde kendini bulmak için masallara dönebilirsin. O içindeki çocuğu uyandırmak için bir masal okuyabilirsin. Çünkü ben bu masalları okurken geçmişe gerçekten gittim yani o dönemlere. Ya o dönemlere şöyle, o dönemde okuduğumda bu masalları şu an hatırlamıyorum. Ama kendimi o yaştaymış gibi hissettim açıkçası. Hani şu an küçüğüm, işte bu masalları ilk defa okuyorum çoğunu. Ona göre ders çıkarmaya çalışıyorum. Yani zaten belli şeyler var. İyi kazanır, kötü kaybeder. Cömert olursan iyidir, cimri olursan kötüdür. İşte alçak gönüllü olursan iyidir, işte kibirli olursan kötüdür. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Fakat böyle bunu 3-5 sayfa bir masalın içinde okuyunca bu duyguların bir kabarıyor tekrar. O yüzden yetişkinler masal okusun yani. Ben bunu gördüm, bunu kendimde hissettim. Yani o yüzden bir anlam arayışında olanlar için gerçekten masal okuyabilir. Hatta ben şöyle bir şey görmüştüm bir yerde. Şimdi onu sana soracağım. Masal terapisi diye bir şey varmış galiba. Evet evet. Bu çocuklarda uygulanıyor olabilir. Yetişkinlerde de vardır belki. Çok uzmanlık alanım değil, bilmiyorum. Hani masal okumak insana iyi geliyor. İnsanı kendine getiriyor. Yani ben bu masalları okuduğumda hani bayağı da ilerledim. Kitabın 3'te 2'sini bitirdim. Şöyle hissediyorum masalları okuduğum süre içerisinde, şöyle hissediyorum. Ya kendimi biraz daha topluma aitmiş gibi hissettim. Yani o kendi bireyselliğimden sıyrılmış gibi hissettim açıkçası. Yani iyilikseverlik kısmımız vardır fakat bunu daha bir farkına vardım. Hani bu bende bunu uyandırdı. Hani sende nasıl duygular uyandırdı bilmiyorum ama bende böyle bir şey uyandırdı. O yüzden bu masalları okurken sıkılmıyorum. Kitabı elime alırken sıkılmıyorum. Hani başka bir masal kitabı okurken de böyle olurum büyük ihtimal. Tabii içerisindeki bazı masallar ya bu saçma geliyor ya da ne bileyim bu masal mı diyorsun. Fakat genel anlamda bende oluşturduğu duygular böyle. Yani gerçekten insan deneyebilir. Bir sıkılmışlığın varsa yani kendi arayış içindeysen, kendini arayış içindeysen, bazı duygularına hakim olamıyorsan ya da bir duygunu tanımlayamıyorsan, çocukluğunu çok özlüyorsan aç bir masal. Ya da bir masal kitabı oku. Emin ol çok iyi gelecek bak. Benim böyle bir ihtiyacım şu ana kadar yoktu fakat okuyunca bazı yaralarıma merhem oldu diyebilirim. Yani o yüzden ben çok memnunum okumaktan. Bunun 3 ciltlik kitabı vardı zaten hani hatırlıyorsan. O ilk de onu mu alalım dedik seninle. Pinan Yayıncılığın 3 ciltlik kitabı vardı yani bu Andersen masallarının. Bu çok uzun gelir diye düşündük. 156 tane masal var. O yüzden zaten seçme masalları hani bu İş Bankası yayınlarının yaklaşık yine içinde bir 40 tane falan vardır tahminim. Bunu aldık. Şöyle bir şey olabilir. O masalları
3 cilt alıp kitaplığında, kütüphanende bulundurabilirsin. Arada açıp açıp okursun, çocuğuna okursun. Böyle kütüphanede kesinlikle bulunması gereken bir kitap. Ama bir masalı açıp 3 cilt boyunca arka arkaya okumak sıkar. Yani beni sıkar açıkçası. Zaten biz de bunu konuştuk. O yüzden seçme masalları seçtik. Yani sadece bazılarının olduğu kısımları seçtik. Ama kütüphanede olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Aç oku. Aç aradan bir sayfa oku. Aç içinden bir masal oku. Çocuğunu oku, kardeşini oku, kuzenini oku. Oku birilerine. Çünkü bu yetişkinler için de, yani bu masal sadece çocuklar için değil. Bunun nedenlerini de söyledim. Hani bilmiyorum, katılır mısın, katılmaz mısın? Senin de bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Kesinlikle haklısın. Yani daha iyi olmaya itiyor insanı. Demek ki çocuklara masal okuma geleneği de yani bu insanlık tarihi boyunca var olan bir gelenek olduğu için onlara da iyiliği, doğruyu anlatmanın en güzel yolu. Çünkü hayal güçlerinin en zengin olduğu dönemde onlar masallara çok daha çabuk girebiliyorlar. Yani bizim artık bu yaşta biraz zor giriyorsun o masal evreninin içerisine, ama bir çocuğu anlatırken oradaki mucizevi şeyler çok garip grup şeyler gibi gelmiyor çocuğa. O yüzden onlar tam içine de girebiliyor ve oradaki duyguyu net olarak 2-3 sayfada yakalayabiliyorlar. Şimdi küçücük bir çocuğa hani 80-90 sayfa hikayeyi anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Tabii yani. Ama masal olmasın, kısa olmasın da özelliği bu. Küçük bir çocuğa makale okumak yerine. Yani doğru. Yani seni daha iyi yapıyor masallar. Daha iyi biri yapıyor. Ben şöyle gördüm. Şimdi küçük bir çocuksun. Zaten başlıyor. Biri varmış, biri yokmuş. Zaman yok. Mekan kavramı yok. Kişi kavramı yok. İşte bir Hint kasabasında, bir Türk ülkesinde, ne bileyim. Çiçeğin orada içinde. Burada her neyse. Bir çiçeğin içinde. Ha, oraya geleceğim. Bir çiçeğin içinde. Evet. Ne bileyim işte bir süpürgenin sapında. Yani böyle günlük hayatta herhangi bir şeyin içinde geçen ve bu kişi herhangi bir kişi de olabilir. O yüzden çocuk kendini direkt o zamana, o mekana kendini direkt koyuyor. Direkt böyle alıyorlar, sahnenin ortasına çocuğu koyuyorlar. Hani belli bir betimlemesi, sayfalarca betimleme, şöyle yer böyle yer yok. Öyleymiş öyleymiş, bitti. Zaten çocuk direkt içine giriyor dediğin gibi. Yani oradaki mesaj nedir mesela? İşte iyiliksever ol, arkadaşlarına iyi davran, işte arkadaşlarının arkasına konuşma kavramı verilecek. Çocuk bunu hemen süpürge sapından öğrenince bir kere kafasına daha iyi oturuyor. Ki bunu anlatan da böyle biraz da masalların ilgi çekici kısımları içinde böyle işte ikilemeler vardır. Ne bileyim böyle bir abartılar vardır. Bunların hepsi çocuğun ilgisini çekiyor. Ha, biz tabii okurken bu kısımları atlıyoruz. Fakat içimizdeki çocuk hala biraz olsun yaşadığı için lan diyorum, biz de okurduk bak ne güzel mesajlar varmış aslında. Elbet işliyor. Yani zaten bu masal yazılı edebiyata kimdir, ne zaman geçti? Çünkü eskiden sözlü olarak anlatılan bir şeydir büyük ihtimalle. Yani dilden dile dolaşıyordur masallar. Ki her kültürün kendine ait masalları var. Nasıl her kültürün mitolojisi var? Masalları da öyledir ki bunun kültürden kopma gibi bir şansı yok. Yani Türk masallarını oku, bambaşka bir evrene girersin. Ne bileyim işte Kuzey Avrupa'nın masallarını oku başka, Binbir Gece masallarını oku başka, Grimm masallarını oku, başka bir şeyler öğrenirsin. Her kültürü yansıtmak zorunda. Bu biraz da bütün kültürlerden almış aslında. Çünkü çok gezmiş. Her gezdiği toplumdan, kültürden bir şeyler kapmış. Grimm masallarını es geçip bunu okumamızın sebeplerinden biri de buydu. Yani Grimm masalları kitabı da kütüphanenizde bulunabilir. Andersen'in tüm masalları da kütüphanenizde bulunabilir ama seviyede, yani bu yaştaki insanlar için arka arkaya 156 tane masal okumak biraz da sıkıcı olsa gerek diye biz açıkçası İş Bankası Yayınları'ndan gayet de güzel kitap Murat Alpar çevirisinden seçme masalları okuyoruz. Kütüphanenizde bu kitap bulunabilir. Evet, ağzına sağlık dostum. Bir sonraki videomuzda da yine bu seçme hikayelerinin içerisindeki hikayeleri bu sefer değerlendireceğimiz bir video yapacağız. Yani kitabı okumuşlar için. Orada da bize katılmayı unutmayın. Videoyu beğenip, yorum yapıp abone de olursanız harika olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kesinlikle. Görüşmek üzere.